Hepinize yepyeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zaten videonun da başlığından görmüş olduğunuz kadarıyla eFootball 2025'in çıkış tarihi belli oldu arkadaşlar. Bugün Konami'nin bize bazı verdiği bilgileri inceleyeceğiz. Bir de arkadaşlar size bazı şeyler söyleyeceğim. Videoda zaten ilerleyen zamanlarda görürsünüz. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Haberler diyor. Büyük ölçekli bakım bilgilendirmesi. Aşağıdaki tarihlerde eFootball artık arkadaşlar eFootball 2024 mesela isim olarak yıl olarak kullanılmayacak. eFootball 2025 diyoruz ama Konami artık 2025, 2026, 2027 gibi tarih gösterilmeyecek. Artık sürüm sürüm gidecek. Mesela 4.0 sürümü, 4.5 sürümü gibi sürümlerle oyun güncellenecek arkadaşlar. 4.0.0 sürümü güncellemesine hazırlık olarak büyük ölçekli bir bakım gerçekleştireceğiz diyor. Büyük ölçekli bakım 9. ayın 11'inde yani 11 Eylül'de bakıma girecekmiş oyun. 12 Eylül'de de bakım bitecekmiş arkadaşlar. Bir de bakım sonra erdikten sonra bölgeye göre diyor. Mesela bölgelere göre oyun sırasıyla açacak. Mesela Türkiye'den önce bazı ülkeler sırayla işte ülkeleri açacaklarmış arkadaşlar oyunu. Büyük ölçekli bakım sırasında kullanabilecek modlar henüz eFootball artık 2025 diyeceğiz arkadaşlar. Siz öyle anlayın. 2025 sürümü yüklenmediyse yani mesela sürümü daha indirmediniz. Oyununuz açılmadı. Bakım sırasında arkadaşlar deneme maçı yapabilecek misiniz? Fakat eFootball 2024'ün deneme maçı eFootball 2025 ile alakası olmayacak. Fakat güncelleme yüklendikten sonra bakım sonuçlanıncaya kadar oynamak mümkün olacak diyor. Nasıl? Yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Oyun güncellenmeden önce bakıma sokacaklar. Siz o bakım sırasında deneme maçı yapacaksınız. Oyun güncelleme yani oyun güncelleme sırasında ise deneme maçına da giremeyeceksiniz. Oyunun hiçbir şeyine erişemeyeceğiz arkadaşlar. O şekilde Konami. Büyük ölçekli bakım programı nedeniyle askıya alınacak oyun içerikleri hakkında şöyle bir bilgiler vermiş arkadaşlar. İspanya etkinliği askıya alınacakmış. Maç bileti, klas, futbol ligi, klasman askıya alınacakmış arkadaşlar. Bu şekilde özel oyuncu listesi diyor. Bir de şeyler askıya alınacakmış arkadaşlar. Epic paketi var ya o. Bir de adalet sözleşmeler askıya alınacakmış. Nedenini bilmiyorum. Diyor ki arkadaşlar güncelleme için boş alan gerekli. Ne kadar boş alan gerekli olduğuna bakalım. Mesela güncelleme geldikten sonra maalesef bazı arkadaşlarımızın telefonu kaldırmayabilir. Ona göre de bir bilgi edinmiş olurlar arkadaşlar. Güncelleme mesela ayın 11'inde başlayıp 12'sinde bitirmeyi planlıyorlarmış. Daha da uzun sürebilir, daha da kısa sürebilir arkadaşlar. Güncelleme için yaklaşık 2.2 GB boş alan gereklidir. Bu Android için arkadaşlar. iOS'lar için 2.8 GB kadar bir yer istiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Biz Android telefonları olarak ya ben de Android kullandığım için Play Store'dan iOS telefonları olanda App Store'dan oyunu ben de niye arkadaşlar konuşma özürlüğü var. Oyunu ayın 12'sinde yani 12 Eylül'de güncelleyebilecek. Yani gol oldu da artık herhalde bitirirler arkadaşlar. Takvim değişiklikleri diyor. Bitiş zamanı diyor. Önceden diyor 11 Eylül'ü diyor. Şimdi de 11 Eylül'müş. Yani oyun güncellemeye girdiğinde artık gol oldu da gidecek arkadaşlar. Yerine belki Konami başka yani gol oldu benzeri bir etkinlik ekleyebilir arkadaşlar. Size de yani şimdi eFootball 2025'e geçmeden önce yapmanız gerekenleri söyleyeyim arkadaşlar. Mesela belki de bu eFootball parası indirimini değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Bu paket nasıl diyeyim yani şöyle gidelim. Şu 3 tane gördüğünüz gibi eFootball parasını almak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Hemen acele etmeyin arkadaşlar. Daha bunların gördüğünüz gibi süresi var. Yani oyun güncellendikten sonra da bu indirimler devam edecek. Yaklaşık bir 25 gün falan daha süresi var. 25-26 gün. Yani dediğim gibi oyun güncellendikten sonra da bu indirim devam edecek. Oyun güncellendikten sonra bakın hoşunuza giden bir paket olur. Veya da paketler kısmına bir şöyle güzel oyuncu paketi eklenir. Onlara baktıktan sonra arkadaşlar bu indirimi kullanabilirsiniz. Bir de bir diğer önemli şey arkadaşlar yani çok önemli bir şey. Belki de oyunu güncellemeye gelecek. Şimdiden heyecanlanan arkadaşlarınız olabilir. Bunların içine ben de dahilim. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Mesela sözleşme yenileme öğenizi sakın ve sakın kullanmayın arkadaşlar. GP'nizle yenileyin. GP zaten 25'te büyük ihtimal çok işimize yaramayacak. Zaten oyuncu sözleşme süreleri de artık kaldırılıyor arkadaşlar. Bütün oyuncuları istediğiniz kadar kullanabileceksiniz. Artık sözleşme süresi diye bir şey yok. Mesela gördüğünüz gibi Griezmann'ın sözleşme yenileme biletim benim 10 günlükten 105 tane
60 günlüklerinde 4 tane var. Yani bu ne demek oluyor? 60 günlük sözleşme yenileme biletinin her bir tanesine yani bir top açma hakkı verecekler arkadaşlar. 10 günlüklerinde 6 tanesine yani o da bir 60 günlüğe tekabül ediyor yani yaklaşık arkadaşlar. Yaklaşık değil, tekabül ediyor direkt. 10 günlükten 6 tane varsa bir paket açma hakkı, 60 günlükten de bir tane varsa bir paket açma hakkı. Peki bilmeyenler için söyleyeyim, bu paket ne paketi arkadaşlar? Şöyle bir geri çıkalım. Bu paket ne paketi? Şey arkadaşlar, 100 tane oyuncu olacak. Ne kadar destansı ve yani içinde epik pakette epik oyuncular olacak. Mesela şu an Carlos var, Cafu var, Sochko var. Bunlar gibi oyuncular olur büyük ihtimal. Benim tahminim arkadaşlar. Bu şekilde oyuncular olacak. Bir de yanlarında mesela şöyle göstereyim. Göze çarpan oyuncular olacak. Göze çarpan oyuncu nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi benim takımımda var. Mesela Ruben Dias bir göze çarpan oyuncu arkadaşlar. Yüksek seviyeli renkli kart oyuncular. Gördüğünüz gibi şurada kart türü diyor, göze çarpan diyor. Yani 100 seviyeli, 99 seviyeli, 101 seviyeli renkli kartlar arkadaşlar. Bakın mesela bu Luis Diaz da göze çarpan oyuncu. Yani bu şekilde oyuncular, bir de yanlarında epic paket olacak. Fakat ikisinin de sayısı belli değil yani. Mesela 50 epic, 50 göze çarpan diye bir şey söyleyemiyoruz. Konami bir sayı belirtmedi. Sadece 100 tane oyuncu olacak ve 100 tane oyuncunun yani içinde göze çarpan epic top açılımlar olacak. O yüzden arkadaşlar sözleşme yenileme biletlerinizi sakın ve sakın kullanmayın oyuncularınıza. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz. GP'nizi de kullanmak istemiyorsanız oyuncunuzu 2025'e kadar kullanmayın. Zaten çok bir süre kalmadı arkadaşlar. O oyuncunuzu 2025'e kadar kullanmayın. Onun yerine başka bir oyuncu kullanın. 2025'i güncellediğiniz zaman da, eFootball 2025'i güncellediğiniz zaman da o oyuncunuzu tekrar kadronuza katarsınız. Dediğim gibi artık sözleşme süresi olmayacak arkadaşlar. Bu şekildeydi. Yani şeyi de arkadaşlar söyleyeyim. Bu sözleşme yenileme biletlerini nasıl kazanabileceğini belki bilmeyen arkadaşlarımız olur. Onun için hemen videoyu kapatmadan bir bilgi vermiş olayım. Böyle arkadaşlar bir renkli kart seçelim mesela. Bunlar kilitli ama şöyle aşağı doğru inelim. 5 yıldızlı renkli kart oyuncu olması lazım arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi bende Alisson var. Alisson'un şimdi yüksek seviyeli ama serbest bırak dediğimizde gördüğünüz gibi sözleşme yenileme bileti veriyor 10 günlük. Yani böyle düşük seviyeli kullanmadığınız, sözleşmesi bitmiş oyuncularınız varsa arkadaşlar bu oyuncuları silerek siz de eFootball 2025'te top açma hakkı elde edebilirsiniz. 2025'e geçtiğimiz zamanda da çok güzel bir top açılımı videosu bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Güzel bir video çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Video bu kadardı. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan kanala abone olup video like atmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.